FMB TV Tıbbi Sorular'dan herkese merhabalar efendim. Ben Doktor Cemil Ulusan. Bu akşam konumuz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Bora Öncü. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocamla pandemi öncesi sözleşmiştik aslında. Sağlık programı daha evvel program yapmıştığımız vardı. Bir program daha yapalım planlıyorduk ama araya pandemi girdi. Allah korusun, hani söyleyeyim ama sağ kaldık, öyle söylüyorum hocam. Yoğun hasta trafiğinde. Ki hocaların mesleği de direkt böyle o boğaz enfeksiyonu grubuyla da ilgilenen bölüm. Pandemi sonrası, sonra demeyelim belki yanlış olur, yani pandemi bitti mi bitmedi mi onunla ait bir analiz yapmıyoruz ama bizim programcılık açısından en azından bitirdik, yani aynı konuları bahset 3 sene boyunca hocam, aynı mikrop, evet, aynı hastalık, artık yavaş yavaş farklı konulara değinmek gerekti çünkü hayat devam ediyor ve bazı hastalıkları ötelemek çok ciddi sorunlar çıkarmaya başladı. Yani şimdi diş bunlardan biri mi, kozmetik gibi gözükür, öyle algılanır ama değil. Hocamla onu konuşacağız aslında. Hocam şimdi şeye başlamak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Programımızın bir bölümü de sağlık turizmi. Niye sağlık turizmi cümlesini kullanacağım, kullandım? Çünkü bizim 55 ülkeye TMB TV aracıyla yayınımız var. Ve Türkiye daha belki programlarımızda da söyledi. Sağlık sistemi açısından çok verimli bir ülke. Çalışkan ve donanımı da güzel. Coğrafi kavşak noktası olmasını zaten geçtik. Geliyor yani, yurt dışından bize gelen hastalarımız var. Onlara da dilimizi anlatabildiğimiz her yere, ulaşabildiğimiz her yerde onlar da dinlesinler istiyoruz. Sağlık turizmi açısından da önemli noktalar var. Yani hani biraz araştırıp gelmeden bir bakmak lazım. Bazen çok kalabalık olduğunda bir ortalık karışabiliyor. Yanlış şeyler de olabiliyor. O açıdan da ona da dikkat çekmek istiyorum. O açıdan sağlık turizmi başlığı da attım. Şimdi hocam biz normalde diş doktorları için DT diye kullanıyoruz ya. Siz de DR'yi kullandık. DR Bora Öncü. Evet. Diş doktorun DR'si, doktoru nasıl oluyor hocam? Şöyle oluyor. Ben doktora yaptım. Doktora mezunuyum. Birkaç sene önceye kadar, bizim mezun olmamızdan önceki yıllara kadar normalde uzmanlık programı yoktu aslında bakarsanız. Hı-hı. Doktora öğrencisi olarak biz başlıyorduk. Ve DR diş hekimi olarak mezun olduk ama ağız, diş ve çene cerrahisi doktorası yapıyorduk. Bizim bu doktora yaptığımız süreç içerisinde bir hukuki bir değişiklik oldu. Uzmanlık programı başladı ve DUS sınavı başladı. Dişli uzmanlık sınavı başladı. DUS'la evet. Evet, biz DUS'a girmeden uzmanlık alan, böyle bir arada kalan bir dönemiz. Hem uzmanlık eğitimi yapmıştınız ama sınava ayrıydı. Evet, sınava girmeden. Şimdi o eğitime de sınavla giriyorsun. Evet, şimdi DUS sınavıyla işte ağız, diş, çene cerrahisi uzmanlığı oldu. Aslında onlar da DR ünvanını kullanamıyorlar. Allah Allah. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı. Yani doktoraya sebep DR olarak. Evet, doktora yaptığım için DR ünvanı var. Daha sonradan da bu eğitim aynı olduğu için öyle bir hak kazandığımız için hem DR hem peki de uzman olmuş olduk. Peki bundan sonra diş hekimliği fakültesini bitirmiş doktor yapmak isteyen bölüm alanlar var mı? Hala var tabii. Var. Devam ediyor bu program. Tamam. Ama bir de uzmanlıkta devam ediyor bir yandan. Anladım. Teknik meseleler ama şunu anlatmak için bunu söyledim. Hani merakımı gidermek için değil. Diş hekimliği fakültesini kazanıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Üzerine de bir eğitim almaya devam ediyorsunuz. Yani o işte ağız, diş ve çene cerrahisi ibaresini kullanmak için kaç sene sürüyor hocam o? Şimdi bizim zamanımızda süreci, diyelim ben yine o doktora zamanında 6 sene kadar uzun sürüyordu. Bazen 7 seneyi bulabiliyordu. 6-7 sene. Bu diş hekimliğinin üzerineydi. Diş hekimliğinin üzerine. Şimdi uzmanlıktan sonra tabii bu süreler biraz kısaltıldı artık. DUS'ta giren şu anki yeni öğrenciler, asistanlar diyeyim, maksimum 4-4,5 senede uzmanlığını alabiliyor. Anladım. Çoğu uzmanlık fakültesi gibi. Evet, kısaltıldı. Tıpta da aynı şekilde oldu sanırım. Onları kısaltıldı. Yani eğitim zor, zahmetli, uzun, meşakkatli. Kıymetini bilmek lazım. Şöyle, çünkü hani kozmetik bir mesele gibi gözüküyor ama öyle değildir. Biz mesela, ben aile hekim uzmanıyım. Bu arada telefon numaralarımızı arkadaşlar ekrana ileteceklerdir. İstanbul'dayız biz. İstanbul'da olan konuları nereden ulaşmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Benim de aile hekim uzmanlığım var. Biz diş sağlığını çok önemseriz. Yani küçük çocukluktan itibaren ilaç kurumunda, yani hocamla belki ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Yani diş sağlığıyla insan vücudunun genel sağlığı açısından çok devasa bir ilişki vardır. Hani diş sağlığı açısından biraz böyle üşengeç bir ülke miyiz, üşengeç bir toplum muyuz? Bunun da sıkıntılarını ilerleyen yaşlarda başka hastalıklarla ve ağız ve çene sağlığıyla ilgili çoğu konuda zaten hissediyoruz. Hatta şey diyorduk hocam, biz aile hekim uzmanlığı gibi aile diş hekimliği konuları konuşuluyordu bir ara. Konuşuluyor mu hala bilmiyorum. Var mıdır yani? Şu an konuşulmuyor ama aslında her diş hekimi bir aile diş hekimi uzmanı, evet, gibi de değerlendirilmeli. Sonuçta biz bu eğitimi alırken öncelikle koruyucu hekimlik adına üzerimize düşenleri yapmamız gerekiyor. Bir yerde bir sorun görüyorsak veya sorun göreceğini düşünüyorsak öncesinde bunun müdahalesini yapmak lazım. Özellikle de genç yaşlarda, küçük yaşlarda bazı alışkanlıkların oturtulması adına tüm diş hekimleri aslında bu işten sorumlu.
ipin ucu kaçtıktan sonra biraz toparlaması zor oluyor. Geliyor mu hocam böyle genç çocuklar, küçük çocuklar çok hocam? Geliyor, çok geliyor. Bulunduğunuz mahalleye, muhite, çalıştığınız mekana göre değişiyor. Ona göre çok değişiyor tabii ki. Tabii ailenin bilinçli olması da çok önemli burada. Bazen aile bilinçli olsa bile çocuk üşengeç olabiliyor, yapmak istemiyor. Biraz sabırsız da bir milletiz. Diş fırçalama, diş fırçalama olayı nasıl? Şimdi birçok hasta diyor ya günde 3-4 defa fırçalıyorum ama niye bu şekilde dişlerim? Çünkü çok kısa sürelerle fırçalıyoruz. 15-20 saniye ağızda gezdirip fırçayı fırçaladık mı kağıt üstünde fırçaladık. O ferahlık ama veriyor hocam o. O herhalde yeterli oluyor gibi düşünülüyor ama biraz detaylı ve zaman gerektiren bir iş. Hakkıyla yapıldığı zaman günde 2 defa yeterli. 3 mü hocam diyecektim? 2 defa yeterli. 3 evet. Değil 2 defa. Sabah kalk kalkmaz yatmadan önce. Sabah kahvaltıdan sonra ve yatmadan önce çok kahvaltıdan pratik. Sonra? Evet. Yani kahvaltı yaptıktan sonra ama gün içerisinde o zaman yeme içmeyi azaltacağız öyle mi? Gün içinde yemeklerden sonra ağzın çalkalanması her zaman preste mümkün olmuyor. Yani yoğun bir tempoda çalışıyorsanız özellikle her zaman diş fırçalaması. Tabii ki 3 defa fırçalanmasını isteriz biz her zaman. Ama 2'ye de biz en azından razıyız. Evet. Ya bu konuya değinmeden geçmek istemedim. Bizde genelde bize de çok hasta dişle ilgili ağrıları, sıkıntıları sebebiyle gelir ve genelde bizdeki konuşma şudur. Hocam diş doktoruna gideceğim bir antibiyotik yazar mısın şeklindedir. Yani diş doktoruna gitmeden önce bir antibiyotik yazdırma formatında bir şeyimiz var. Sağlık diş yani mümkün olduğu kadar zamanında takiplere gidilebilse aslında çok şeyi kurtarılacak konu. Olay sadece bir daha söylüyorum kozmetik değil. İlerleyen dakikalarda belki o konuya gireriz. Bugünkü konumuz şimdi implant konusu. Ben normalde implant konusunu şöyle çok önemsiyorum. Çocuktum. Böyle çok küçük yaşlarda işte milattan önce bilmem kaç bin yıllarında falan veya sonralarında işte çenenin içerisinde bir takım metaller takılmış. Daha sonra hasta onu yaşamış ki işte kemik gelişimi oluşmuş falan gibi böyle ağzım açık okuyordum bazı şeyler. O zamanlar böyle diş implant konuşuluyordu ama ben yanlış hatırlıyor olabilirim. Benim branşım değil. Sonradan böyle olmaya başladı ve oldu ve ondan sonra neredeyse pek çok alanın önüne geçti. O evet. Protezin önüne geçti gibi. Evet. Hikayesini anlatır mısınız hocam biraz? Şimdi implant bu yüzyılın bence diş çekimindeki en büyük buluşu diyebilirim. Evet. İlk çağlardan beri aslında insanlar ağızda kaybolan dişlerin yerini doldurmak için birçok formül denemişler. Bunun arasında hayvan dişlerini kullanmaya kadar bu iş gitmiş. Protezler yapmışlar, onları takmışlar, eksilen dişlerin yerlerini tutturmaya çalışmışlar. Şimdi 60'lı yılların sonuna doğru özellikle bu konuda ciddi çalışmalar yapılıyor. Nereden baksak 50 senelik bir geçmişi var implantolojinin. Ben o kadar yaşlı değilim o zaman. Demek ki ben geriden takip ettim. Biraz geç geldi de şöyle de aslına bakarsanız osteointegrasyon kavramı keşfedildi. Bu kavram şu demek. Osteointegrasyon güzel bir ifade. Evet, şimdi normalde eskiden yapılan veya ortopedide yapılan işte çene, diz, kalça, eklem protezlerine biraz mekanik tutuculuk esaslı çalışılıyordu. Ağız içinde biz implantı koyduktan sonra mekanik tutuculuk bir noktadan sonra vücutta kaynama noktasına doğru ilerliyor. Yani çene kemiği implantın etrafını sarıyor. Buna osteointegrasyon diyoruz. Bu buluştan sonra aslına bakarsanız iş biraz değişti. Osteointegrasyonun oluşmasında da en önemli faktör koyduğunuz o malzemenin yüzeyi. Saf titanyumların kullanılması, yüzey özelliklerinin geliştirilmesi sayesinde biz bazen çene kemiği çok yumuşak oluyor. İmplantı yumuşak bir şekilde kemiğin içine yerleştiriyoruz. Ama zaman içinde kemik dokusu bu implantın etrafını kavruyor ve implant sıkılaşıyor. Aslında işin kilit noktası bu noktadan sonra başladı. Önce hayvan deneyleri, sonra yavaş yavaş insanlarda. Osteointegrasyon dediğiniz o kemiği kavraması, dokunun yani evet, kemik dokunun implantın etrafını sarıyor. İmplantı kavraması. Titanyum dışında malzeme kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Şu an tüm yapılan implantlar. Titanyum seviyeni. Titanyum çok böyle kıymetli her şeyde doku uyumlu. Dokuya. Yani alerjik reaksiyon oluşturmaz. Vücut onu yabancı madde olarak algılamaz. Algılamaz. Bu artık bu konularda kimyali. Da tabii çok şey var, tartışmalar var. Yani işte hastalar tabii biraz bilinçsiz olduğu zaman anlatması da bazen zor oluyor ama şöyle anlatmak lazım. İşte implantın paslanır mı, bu işte metaldir, şu olur mu, bu olur mu falan gibi. İmplant şu an vücutta kullanabilecek en doku dostu malzemelerden bir tanesi. Böyle bir şey yok. Bu sadece iyi bakılmadığı zaman veya işte yeterli bir şekilde temizlenmediği zaman bir diş eti enfeksiyonu tarzı sorunlar başına gelebiliyor. Yine implanttan değil de vücudun dokusuyla ilgili anladım. Evet. Ya bununla ilgili sormak istediğim çok konu var. Burada şimdi implant tutar mı, implant tutmaz mı, implantın yan etkisi var mı, implant herkese yapılır mı gibi çok alt başlıklar var aslında ama evet. Ben yani bu son 10-15-20 yıllık süreçte ciddi bir gelişim kaydetti ve ciddi sonuçlar alınmaya başladı. Yani ciddi hayat standartı üzerinde ciddi etkisi var. Yani kullanan insanlarda da görüyoruz. Yani son 100 yılın büyük buluşu, son 10-15 yılın ciddi bir sosyal statü değişmesi kesinlikle. Gibi insanlar hakikaten çok fark etti, kesinlikle. Çok rahat ettiler. Hocam şöyle başlayalım o zaman. Şimdi
Bir şu soruyu sorayım ben. Yani implantı neden mecbur oluyoruz? Yani biz hani bir iş doktoruna gittiğimiz zaman eskiden çekmeyelim bunu kanal yapalım diye bir konuşmalar olurdu. Yok hocam çek kurtar beni falan diye böyle ben çok hayatım nöbetlerde geçtiği için yanımızda muhakkak diş hekimi arkadaş olurdu. Bu konuşmalara da çok şahit olurduk. O formatta gidiyor muyuz hala? Şimdi ne durumdaydı? Tabii yani ki devam. Başladık şimdi biz hani hasta ağız diş sağlığı çok önemli bunu ama olmadığı üzerinden gideceğiz şimdi. Şimdi şöyle implant çıktı diye tabii biz dişleri hepsini çekelim, implant yapalım, kafamız rahat olsun demiyoruz mutlaka. O koruyucu hekimlik ve hekim bakış açısıyla baktığımız zaman önceliğimiz tabii ki dişlerin ağızda tutulması ve kurtarılması. Normal dolgulara başlıyor bir iş. İşte kanal tedavileri veya işte ciddi periodontal hastalık dediğimiz diş eti hastalıkları sonucunda bazen dişler hiç çürüğü olmadan kemik içerisinde sallana sallana düşmeye başlıyor. Bu noktadan sonra biz implantı devreye sokuyoruz. Yani yine o eski yaklaşım tabii ki devam ediyor. Birinci önceliğimiz dişleri ağızda tutmaya çalışmak. Yok yok, ben zaten sorumu hekimler için sormadım. Bazen hastalar aman hocam kurtar beni çek falan böyle ağrıya dayanamazlar. Şimdi sosyal endikasyonda bir şey var. Tabii şimdi hasta biz koltuğa geldiğimizde biz bunu söylemekle yükümlüyüz. Yani bu diş kurtarılabilir. Yapmak isteriz, deneriz. Gidip gelmeniz gerekir. Bu bir tedavidir, bu bir süreçtir. Ekonomik boyutu vardır. Her şeyden bahsederiz hastaya. Ve hastayı doğru tedavi ikna ederiz. %99 diye. Tıbbi doğruları söyleriz. Söyleriz. Ama şimdi hasta belki 8-9 aydır bir diş için çok uğraşmış. Birçok hekim gezmiş, tedaviler denenmiş, başarısı olmuş. Artık yorgun, bıkkın ve sıkılmış halde bazen geldiği durumlara tabii ki dişin çekilmesine den başka seçenek kalmıyor. Tabii. Sonuçta hayata idame ettirmek zorunda yani hekim. Biz de bazen diyoruz şu kadar sıklıkla şu hekime gidin, bu kadar sıklıkla bu hekime gidin. Şu kadar iyi de insan yaşamak zorunda, sürekli hekim kontrolünde gezemeyiz ki bir hayat standartımızı bir şekilde devam ettirmek zorundayız. Hocam şeyi de söyleyeyim de öyle devam edelim. Şimdi ben hani diş bakımı söyledik ama böyle yeme içme alışkanlıklarını mesela sigara çok önemli midir acaba bu diş sağlığı açısından? Yeme içme alışkanlıklarında böyle dikkat etmemiz gereken var. Ben şimdi erken yaş grubu gençlerimize de cümle kurarak başlayalım. Ondan sonra da yavaş yavaş ola ki bozuldu, nasıl yapacağız? İmplant bu işin neresinde kısmına geçeceğim. Şimdi böyle daha akılda kalıcı ve spot başlık olarak söylemekte fayda var. Hazır gıdalar ve paketlenmiş gıdalar bir defa ağız diş sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Yani hazır gıdanın da hakikaten böyle her programda aynı konu geliyor. Ciddi başa bela bir şey. Laf hemen oraya geliyor. Çünkü şöyle işlenmiş gıdalar, ağza daha fazla bakteri oluşumu, bir de ağız bakımı kötüyse bir yere geldiği zaman çok ciddi yıkıma sebebiyet verebiliyor. Şekerli gıdalar, şimdi şekerler eski şekerler gibi değil. Ne yediğimiz açıkçası çok biraz karışık. O yüzden kimyasal zorla çıkarılmış şekerler. Evet, zorla çıkarılmış şekerler. O yüzden vücut artık bunu tolere edemiyor. Ağız bakımı kötü olmasıyla beraber bir yere geldiği zaman ciddi sıkıntı. Beslenme alışkanlıkları mesela eski insanları inceledikleri zaman hep doğal beslenme. O zaman çok fazla diş hekimliğiyle ilgili bir şey olmamasına rağmen dünyada bakıyoruz ki yine de insanların ağız diş sağlığı enteresan bir şekilde beklentinin üzerinde. Yani doğal beslenme çok önemli. Yani diş bakımları sebze çok tüketimi tabii ki. Normal et, protein alımı bunlar çok önemli. Sigara her şeye zararlı olduğu gibi tabii ki ağız içinde ciddi bir risk faktörü. Özellikle bizim alanımızda ameliyat sonrası dönemde sigara tüketilmesi, iyileşme, dokuların sağlıklı bir şekilde toparlamasını ciddi şekilde engelleyebiliyor. Bir defa damarları büzüyor ve zaten oraya koyduğumuz bazen yabancı maddeler, işte kemik tozları falan bunların kaynamasıyla ilgili sıkıntı yaşayabiliyoruz. Sigara her türlü bizim için risk faktörü. Onun dışında dediğim gibi beslenme, yani birey sağlıklıysa aslında ağız sağlığı da bir nebze onu orantılı oluyor. Bu biraz insanın kendine verdiği değer ve yaşam tarzıyla alakalı. Evet. Orada şey ilginç ama yani diş bakımı çok da olmasa bile beslenme standartlarıyla beraber diş hastalıkları biraz daha geride kalmış. Azalıyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım hocam. Şimdi bir apseli diş işte artık diş kurtaramayacağız. Yani hekim de bununla ilgili uğraştı. Hasta da artık uğraşmak istemiyor. Daha hızlıca hayatına dönmek istiyor. Hani biz apseli dişi çekmeyelim, müdahale edelim tarzında bize hastaların yönlendirdiği ve böyle bir genel kültür var ya. Orada o tarz implant ekleme olayını nasıl başlatıyorsunuz? Yani çekelim şimdi mi hazırlayalım? Ya da böyle bazen topluca hastalar geliyor, yaşlıca, yaşı geçmişti, artık protez takılması gerek, o formata gelmiş. Böyle toplu bir implant, yani böyle tek tek implantlanabiliyor mu başından itibaren? Böyle 20'li, 25'li, 35'li yaşlarda diş kaybedecek. Orada implant mı takıyoruz yoksa bekleyip topluca mı takıyoruz? Böyle bir sonradan bir kültür mü gelişti? Şimdi hastanın bilinci çok önemli burada. Normal sağlıklı bir biri 30 yaşında bir diş kaybı sonucu hekime geldiği zaman biz tabii ki implantı öneriyoruz ve yapıyoruz. Ama şimdi özellikle sağlık turizmi konusunda da bu olay çok biraz gündeme geliyor. Şimdi çok fazla yıllardır birikmiş sorunlar oluyor ağızda. Biraz da ertelendiyse eğer çoklu diş çekimleri, çoklu implant tedavisi özellikle belli yaşın üzeri gruplarda sıklıkla yaptığımız bir tedavi.
dişlerin tamamı çekiliyor, enfeksiyonlar temizleniyor. Uygunsa tabii ki aynı anda implantları koyuyoruz. Aslında burada işin esprisi az seansta çok iş yaparak, hastayı çok yormadan, daha az ilaç kullandırarak hızlı bir şekilde toparlamayı sağlamak. Çok seanslı veya çok gitgelli işler veya çok antibiyotik kullanım mesela çok aslında biz sevmeyiz. Az önce de antibiyotik konusu geçti, orada aslında söylemeyi unuttum. Şimdi hastalar kendi kafalarına göre çok fazla antibiyotik kullanmayı çok seviyorlar. İşte dişim ağrıdı, komşusuna gidiyor, bir antibiyotik var mı onu alıyor, içiyor. Ya bu aslına bakarsanız bizim yaptığımız ileriki zamanki işte de riske atan bize şeyler. Bize şey hocam, bize aman doktor istiyor, bize de öyle söylüyor. İşte bir şekilde yolunu bulup ilacı alıyorlar. Evet. Yani bir enfeksiyon varsa ilk önce o dişin çekilip enfeksiyonun temizlenmesi. Çekilen yer uygunsa eğer, implant aynı anda konabilir. Bununla ilgili de birçok makalemiz ve makaleler vardır. Bunları takip edin. Aynı anda çekmez sırasında. Güzel bir temizlik yapıldıktan sonra yapılabilir. Teknik olarak bununla ilgili bir sağlık açısından bir engel yoktur. Evet. Ancak enfeksiyonu bir dişi çektiğiniz zaman o enfeksiyonun etrafında kemiğe de zarar vermiş oluyor genelde. Bu yüzden bazen implantı koyamıyoruz. Bu sefer hastamıza diyoruz ki bir 3-4 ay kemik iyileşsin, güzelce orası dolsun. Ondan sonra dokunun içine implantı yerleştirelim dediğimiz oluyor. Anladım. Bu biraz o anda da belli olan bir şey aslına bakarsanız. Ben şunu anlamaya çalışıyorum hocam. Yani tıbbi olarak anlamaya çalışıyorum. Yani kozmetik veya sosyal indikasyon açısından değil. Şimdi kanal tedavisinin olduğu zaman kökünü sağlam tutabildiğimizde dişi çekmeden hani kökünü tutmaya çalışıyorduk. Ve üzerine işte eklemelerle işte dolgularla falan bütünlüğünü yaşatmaya çalışıyorduk dişin. Onda hala ısrarcıyız değil mi? Israrcıyız. O çok devam. Sağlamsa aman hocam onu implant yapalım uğraştırma beni diyor mu hasta peki? O diyen var mı? Şimdi şöyle yine bir belki ayrı bir noktadan bakmak lazım oluyor. Şimdi yurt dışında yaşayan hastalar özeline değerlendirdiğimiz zaman bu tedavilere bazı durumlarda biraz daha radikal davranmak gerekebiliyor. Niye? Türkiye'de yapılan kanal tedavileri veya bazı tedavilerle ilgili hastamız yurt dışında sorun yaşadığı zaman oradaki hekimler enteresan bir şekilde bu hastalara çok fazla tedavi konusunda yaklaşmak istemiyorlar. Çekelim, implanta girelim. Oluyor. Şöyle, siz tedavinizi madem Türkiye'de yaptınız, oraya devam edin gibi böyle yaklaşımlar başımıza gelecek. Küsmece önemli. Küsmece yok. Biraz küsmece var. Açıkçası bu biraz üzücü bir şey. Onun dışında biz her zaman tabii ki kökü, dişleri ağızda tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama bu tabii ki bir hasta için bir mesaidir. Şimdi yurt dışında yaşayan bir insan 3-4 seanslık bir kanal tedavisi için Türkiye'ye gidip gelmesi mümkün değil. Anladım. Orada sosyal indikasyona göre indikasyona veya hastanın işte beklentisi yapılması gerekenler arasında bazen böyle bir ortak karar vermek gerekebiliyor. Anladım. Sevgili izleyicilerim, şimdi tıbbi uygulamalarda bu sosyal indikasyon cümlesini çok duyarsınız. O doktor böyle dedi, bu doktor şöyle dedi kısmı budur. Bazen hastanın yaşam standartı gelmek mesela işte mesafesi köyden mi geldi, şehirden mi geldi, işte iş durumu gibi şeyler bazen tıbbi uygulamanın tarzını değiştirir. İşte hocam da söylüyor işte yurt dışından geliyorsa işte hasta gidip gelip mi gelemeyecekse farklı yan mahallede oturuyorsa farklı bize de hasta geliyor. Hocam çocuğun azıcık burnu akıyor, aşısını yapalım mı? Şimdi biz eskiden köye giriyorduk, yapıyorduk aşıyı çünkü bir daha köye gitme şansımız yok. Evet. Ama şimdi yan sokakta oturuyorsun. Ya ablacığım 3 gün sonra getir. Evet. Daha rahat yapalım. Daha garanti olsun gibi. Sosyal indikasyon o demek, önemli bir konu. Hocam şöyle yapalım. Şimdi genç arkadaş geldi, gençten çıkacağız. Şimdi topluca bizim yaşlı teyzelerimiz, amcalarımız implant teknolojisi geriden geldiği için onlara topluca bir şeyler oldu. Ama şimdi yeni nesil implantla büyüyor. Yani implant var şu anda. Evet. Şimdi dişi apselendi. Küçük genç de yaşta çekilmesi gerekti. Biz o anda tek tek onları yani işte burayı çektik, oraya takabiliriz. Kaç sene sonra şuraya tak. Bu şekilde mi gidiyoruz? Şimdi şöyle bir yoksa sonuna doğru planlar yapıyor musunuz yani? Şunu da vurgulamak lazım. Şimdi implantın yapılabilmesi için belli bir yaş ve çene kemiği gelişimi tamamlanmış olması gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Bunu vurguluyorum. Evet. Normalde biz ortalama olarak 18 yaş olarak bunu kabul ediyoruz. Erkeklerde bazen 19 yaşına kadar daha ileriki işte 20'ye kadar çene gelişme devam ediyor. Burada bunu gözlemlemek lazım. Eğer hastanın 14 yaşında 15 yaşında bir diş kaybı yaşıyorsa o anda implant yapamayacağımız için biz o bölgeyi sağlıklı bir şekilde 18-19 yaşına kadar taşımakla yükümlüyüz. Peki bunun için ne yapmak gerekiyor? Tabii bu da biraz farklı bir yaklaşım. Bazen çünkü 9, 10, 11, 12 yaşına da kalıcı dişleri kaybedebiliyor hastalarımız. Onların ileriki yaşlarda sorun yaşamaması adına işte yer tutucular dediğimiz, bazı apareller dediğimiz o bölgedeki kemiğin sağlıklı kalmasını sağlayacak ve diğer dişlerin o bölgeye devrilmesini veya üstteki dişlerin alta sarkmasını engelleyecek bazı apareller yapıyoruz. 18-19'a kadar o ağzı implanta hazır halde tutmaya çalışıyoruz. Şunu doğru mu anladım hocam? Şimdi süt dişi çocuklarda çıkıyor. Ondan sonraki süt dişinden sonra gelen dişi de mi kaybediyor 19 evet, yaşında çocuk? Böyle çocuklar var yani. Çok var. 13-14 yaşında 5-6 tane bazen daha fazla daimi dişini kaybetmiş çocuklar oluyor. 13-14 yaşında. İlk daimi dişimiz 6 yaşına çıkıyor. Bu bizim için en riskli diş.
6 yaş dişleri dediğimiz molar dişler arka bölgede, çiğnemede önemli. Bunları korumak adına pedodonti bizim ayrı bir diş hekiminin branşıdır, çocuk diş hekimliği. Bu dişleri mümkün olduğu kadar uzun yıllar ağızda tutmak üzerine koruyucu çalışmalar yapılır. Dişin üzerine flor sürülmesi, fistül örtücü gibi, yani diş kolay çürümesin diye. O dişlerin üzerine bazı muameleler yapılır. Uzundan şeye geliyoruz gene, koruyucu hekimlik. Koruyucu hekimlik yani çok önemli. 6 yaşından sonra bir hekime görünüp bakmak lazım. Tabii. Ama 15-16 yaşında çocuğun iki tane kalıcı dişi yoksa o anda implant yapamıyoruz tabii ki. Evet. Burada yapacağımız şey yandaki dişlerden destek alarak o aradaki boşluğun kapanmasını engelleyecek bir apere yapmak. Buna yer tutucu diyoruz. O nasıl bir şey hocam? Böyle çeneye giren bir şey mi? Yandaki dişten böyle etrafına bilezik gibi sarıyor. Hı hı. O boşluğu kat ediyor ve arkadaki dişe destek oluyor. Arkadaki dişin öne doğru devrilmesini engelliyor. Ağızda dinamik bir ortam var. Şimdi siz bir dişinizi çektirdiğiniz zaman öndeki dişler arkaya doğru yelpaze gibi açılıyor. Arkadaki dişler öne doğru devriliyor. Üstteki diş alttaki dişin boşluğunu doldurmak için aşağı doğru sarkmaya başlıyor. Böyle hani dişimi çektirdim. Yer kapmaca gibi bir şey oluyor. Yer kapmaca gibi boşluğa doğru hemen yayılıyor dişler. Evet, o yüzden bu yayılma olduktan sonra bunun telafisi çok zor. O yüzden bu yer tutucu, yani her dişin olduğu yerde kalmasını sağlayan bir sistem bu. Bu çene kemiğine temas yok ama boşluğu doluyor. Boşluğu, sadece dişlerin yatmasını engelliyor. Diğer dişleri engelliyor. Siz durun bakalım, biz orayı kullanacağız bir evet. 4-5 sene sonra demek için. Evet. Anladım. Şimdi benim için de eğitici bir şey oldu, bilgi oldu. Hani tutuyoruz ama hareket etmeyin, daha sonra kullanacağız. 18 yaşında, 19 yaşına geldi. Evet, çene, ne yapıyoruz? Çene gelişimi tamamladıktan sonra implant için uygundur. Uygun. Tabii yani, röntgen olunuyor, kemik kalınlığına bakıyoruz, genel sağlık durumuna bakıyoruz. Uygunsa implantını yapıyoruz. Şey, gençlerde yani bu çene oluşması 18-19, yaş sınırı var mı, ileriye dönük bir yaş sınırı? Ucu açık. Hastanın genel sağlık durumu tabii. Filme bakıyoruz ona göre. 80-85 yaşında bizim flaz yaptığımız çok fazla hasta var. Flaz dediğimiz yani tüm dişler çekiliyor. İşte aynı anda 10 tane, 12 tane, 14, 16 tane implant yapılabiliyor. Bu tabii hastanın genel bir sağlık sorunu varsa bazen kardiyoluyla, bazen dahiliye hekimiyle konsültasyon yaparak beraber ortak karar verdiğimiz vakalarımız da oluyor. Bazen tamamen sağlıklı bireylerde. Ufak birkaç kan testi, bazen şeker tahlili gibi genel bir duruma baktıktan sonra implant yapabiliyoruz. Ama ne kadar önemli değil mi hocam? Yani o yaşta insan hala diyor ki rahat yiyeyim ya. Yani olay kozmetiğin dışında bir de hayat standartıyla ilgili. Yani. Tabii ki. Şimdi İnsan 80-85 yaşından diye vazgeçmiyor hayat standartından. Kesinlikle. Yani çok ömür uzuyor şimdi zaten tüm dünyada. Ortalama insan ömrü arttığı için. O yüzden şimdi eskiden biz 60-65 yaşında bir hastayı artık hani... Amca yormuyor seni. Yaşlı hani bu saatten sonra falan diye bir yaklaşım vardı biz öğrenciyken. Şimdi 60-65 yaş orta yaş grubu artık bizim için. Ömür ortalama işte 85'lere doğru gidiyor. Böyle olunca da yani 20 sene boyunca insanın rahat yemek yiyememesi çok kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden evet. Biraz ısrarcı olmak lazım belki hastaya. Onu yapmak lazım bir şekilde. Evet. Tabii hayat yaşamaya devam etti müddetçe. Yaşamaya tutunuyorsunuz zaten. Öyle bir vazgeçme gibi yok. Biz çocukken şey derdik ya 50-55-60 yaşında artık evet. Şimdi öyle değil ya. Şimdi biz yaklaştık o yaşlara. Ben evet. Hastalar geldi ama 75 yaşında falan daha dur amca gençsin diyorum. Evet. Seviniyor. Hakikaten öyle geliyor ama yani bunu böyle kompliman olsun diye böyle övmek için söylemiyoruz. Gerçekten belli bir yaş üstündeki insanlar dışında böyle 65-70-75 bizim için artık dinamik hastalar gibi gelmeye başladı. Şimdi hocam tek bir tane implant yaptık. Şimdi dişlerinde boşluk olsun. Başka bir yerde olduğu zaman da işte artık gene orayı yapıyoruz. O şekilde mi? Yani burada şimdi böyle tek tek böyle yıllar içerisinde o implantlar kala böyle değişiklik yaptığımız yani olabiliyor. O şekilde gidiyoruz öyle mi? Tabii yani siz mesela sağ üstten bir diş kaybettiniz. 2 sene sonra sol alt taraftan bir dişiniz gitti. Ondan 3 sene sonra önde bir diş kaybınız oldu belki. Her bölgeye ayrı ayrı implant müstakil bir tedavi. O bölgedeki durumu implant... Onu ne için soruyorum biliyor musun hocam? Yani şimdi eskiden böyle köprü möprü bir şey vardı böyle. Bir köprü diş... hala var aslında tabii. Var mı? Nasıl? Tabii. Bu eski model köprü hala var mı? Tabii ki var. Şimdi biz normal şartlarda kemik idealse, hastanın genel sağlık durumu iyiyse implant bizim birinci tercihimiz her zaman. Bir. İmplantın yapılamadığı durumlarda tabii ki köprü yine hala popülerliğini koruyor. Tamamen rafa kaldırılmış bir tedavi değil. O köprüden şey oluyor diye ortadaki boşluğu kapatmak için yandakilere böyle bir yapısını bozuyoruz. Ben hep orta yandakilere kıyamam böyle sanki boşa gidiyormuş gibi gelir. Evet. Şimdi tedavilerin tabii aslında bir tarafı yaparken bir tarafı bozmamak lazım. Hı-hı. Şimdi siz bir köprü yaptığınız zaman o boşluğu doldurmak için öndeki ve arkada gidişi ufaltmanız gerekiyor. Evet. Çivi gibi. Üzerine yapışması gerekiyor porselen protezin. Tabii bir dişi kesip ufalttığınız zaman da dişin ömrü vücudumuzdaki en sert doku mine tabakası. Mine tabakası kaldırdığınız zaman dişin ömrü yarı yarıya azalıyor. Bazen daha ciddi şekilde kısalabiliyor dişin ömrü. Çok enteresan. Özellikle genç hastalarda o yüzden implant konusunda daha ısrarcıyız. Evet. İmplantın yapılamadığı sağlık durumları. Şimdi buna peyde aslında noktalarımın arasında var ama konu geldikçe söylüyorum. Şimdi bir numaralısı ekonomik sebepler. Çok aşırı yapılamaz bir rakam mı implant? Yani onu baştan sorayım çünkü işin içine direkt diş sağlığı olunca biraz da kozmetik giriyor. Biraz kozmetik girince de biraz para giriyor.
Şimdi bu konuyu da böyle reklam meklam gibi algılamayın. Ben sosyal hekimlik yapıyorum. Mecburen de hasta bunu tartmak zorunda kalıyor. O yüzden mi mesela köprüye kaçıyor? Öyle bir şey mi oluyor? Şöyle, aslında hastalara bunu da detaylı anlatmak lazım. Şimdi implant tedavisi ilk başta herkesin kulağına fazla geliyor ekonomik olarak. Az rakamlar değil. Sonuçta ithal malzemeler kullanılıyor. Yabancı malzeme, titanyum. Yabancı malzeme, uzay hassas teknoloji ve hassas bir el işçiliği gerektiren bir tedavi. Burada şunu söylemek lazım hastalara. İmplant için ödediğiniz parayı uzun vadede aslında geri kazanıyorsunuz. Şimdi siz bir köprü yaptırdığınız zaman tek dişli bir boşluğa. İki dişe gidiyor çünkü. İki dişinizi kestirip bir köprü yaptırıyorsunuz oraya. Birinci sıkıntı, iki dişinizin ömrü yarı yarıya kısalmış oluyor. İkinci problem, onun içine bir ödeme yapıyorsunuz. Ya, o işleme de bir ödeme. Üç kaplama oluyor çünkü. Üç kaplama oluyor. Diğer bir sıkıntı, 4-5 sene sonra mesela o dişlerde bir sızlama, hassasiyet. Dişe kanal tedavisi yaptırıyorsunuz. Kaplamayı söküp altındaki dişe. Bazen alttaki dişte daha ciddi sorun olabilir. Bir enfeksiyon gelişebiliyor. Bazen dişin çekilmesi gerekiyor. Bu sefer arkadan bir diş daha ilave ederek yeni bir köprü yaptırıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki 10 sene sonunda 2 defa köprü yapılmış baştan aşağı. 3 defa kanal tedavisi yapılmış. Ağzınızdan 3 tane diş eksilmiş. Verdiğiniz para implanttan daha fazla. Daha fazla. Zamanında implant yapılmış olsaydı bunların hiçbir yaşanmayacaktı. Şimdi başa saralım sevgili izleyicilerimiz. Bakın bir daha söylüyorum. Ben böyle şeylerden çok icablıyorum. Böyle çok utanarak çekinerek anlatırım ama bunlar hayatın gerçekleri. Bir, ağız bakımı aşırı derecede çok önemli. Çok küçük yaşlardan itibaren hocam 6 yaşında bakın dış o çocukluk çağı, erişkinlik çağı geçen dişleri koruma kaplamalardan bahsetti. Biz hiç haberimiz yok öyle şeylerden. Yani hemen doktora gidelim, çocuğun ağzındaki dişlere baktıralım, kontrol edelim, öyle şeyler yapmıyoruz. Yapmamız lazım. Bakın sonrasından farklı şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi yaşlı, belli bir yaşın üstündeki hastalardan bahsetmiyoruz. Onların dönemi geçti. Onların hayat standartları artmasın diye bazı şeyleri mecburen yapıyoruz ama ben yeni nesil için bahsediyorum. Önümüzdeki 18 yaşında, 19 yaşında çocuğun implant yapmak zorunda kalmaması lazım. Yani evet. Ama kaldığımızda da aradaki farkı kıyaslamaya çalışıyoruz. Evet. Yani bir dişte sıkıntı olduğu zaman diğerlerine dokunmadan oraya implantı koyuyoruz. Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. Şimdi köprü yaptırdığı zaman hasta 20 gün içerisinde sonuç alınabiliyor ortalama süre tedavi süresi. Bir de öteki çünkü uzun sürüyor. Dişler kesiliyor. Birkaç gün sonra ölçü alınıyor. Diş eti iyileştikten sonra işte provalar yapılıyor. Diş takılıyor. Aslına bakarsanız İlk başta çok günü kurtarmak adına yapılmış ve hastayı memnun eden bir tedavi gibi gözüküyor. Tabii implant yaptığımız zaman implantı koyuyoruz. Bir 3-4 ay bekleme süresi var. Kemiğin kaynaması. İlla 3-4 ay bekliyor mu hocam? Bekliyoruz, evet. Bu osseo integrasyon dediğimiz olayın gerçekleşmesi, kemiğin kavraması. Yani normalde şey gibi düşünün, çekim yerinin iyileşmesi de 3 aydır. Az çok bir kemiğin kırığını toplaması, 1,5-2 ay tam sıkılaşması. Yani 3 ay, 3,5 ay civarı bir süre. Şimdi görüntülerde de var. Şimdi aşağıdaki vida, ilk uygulamada aşağıdaki vidayı takmıyoruz değil mi? Çektik dişi. O alttaki vida olan kısmı takmıyoruz. Aynı anda takılabilir eğer kemik uygunsa. Uygunsa. Tabii o altta kalan kısım zaten uygun değilse implant. Takmıyoruz. Uygun değilse bekliyoruz. Oraya bazen kemik ilavesi yapıyoruz. Kemik tozu. Nereden? O dışarıdan verilen bir şey mi? Yani hastanın kendi dokusundan değil. Şimdi kemik tabii bu graft materyalleri dediğimiz işte bu kemik tozu yapay materyaller de var. İnsanın kendi vücudundan alınanlar da var. Veya bazı hayvansal kaynaklı kemik tozu materyalleri de var. Şimdi bazen hastanın kendi kemiği başka bölgeden nakledebiliyoruz. Ama mesela bu tip böyle bir tek diş eksikliğinde bu çok pratik olmuyor. Ama siz tüm ağızda bir implant yapıyorsanız eğer ve tüm dişleri çekiyorsanız çenede implant yapmayacağınız belli bölgedeki kemiği kullanarak yapacağınız yerlere nakil yapabiliyorsunuz. Yani ağız içinde kemiği bir yerden alıp başka bir yere koyabiliyorsunuz. Bu aslında hastanın kendi kemiği olması açısından avantajlı bir durum. Ama her zaman onu yapıyor musunuz? Yaptınız mı hocam onu? Kendi dokularını kullandığınız oldu mu? Şöyle söyleyeyim. Yani 5 ameliyattan birinde bunu yapıyoruz. Çok rutinde yapılan bir şey. Cerrahi dediğin şey bu zaten. Evet. Yani bir yerden alıp bir yere koymak. Bazen mümkün olmadığı zaman da hazır kemik tozu kullanıyor. Bunlar da bunları biyomateryaller diyoruz biz. Laboratuvarda üretilenleri var. Hepsi laboratuvarda üretiliyor ama bazıları sentetik. Bazıları hayvansal kaynaklı. Bunların bazı avantaj ve dezavantajları var. Biraz detaylı olmakla beraber. O an için o hastaya hangi kemik uygunsa onu kullanarak oradaki dokunun sağlıklı bir şekilde iyileşmesini sağlıyoruz. Birkaç ay bekliyoruz, ondan sonra implant koyuyoruz. Oraya implant koyulabilecek hale getiriyoruz aslında. Anladım. Şimdi ilerleyen görüntülerde arkadaşlar vardı. Ben kendim de şöyle küçük araştırma yaptım. Görseller hangisini kullanalım diye. Böyle hastamıza implantın dibi takılmış, alt kısmı takılmış. Buna ne deniyor bilmiyorum hocam. Bazalini diyeyim ben. Siz tıp diş hekimi dinle ne diyorsunuz alta? İmplantın body'si diyor. Body. Ben bazal diye isim geldi. Neyse body'si. Bazal. Body'sin üzerinde bir de ayrı bir aparat var. O ilk vidayı taktıktan sonra aparat takıyor musunuz hocam? O ay yoksa dişe mi bağlı? O kemik olan kısmı mı bağlı? Şimdi şöyle, implant kemiğe tamamen kemiğin içinde kalan bir şey. Yani tamam. Implant dediğimiz esas body kısım. İki tip iyileşme var. Ya implant üzeri kapalı iyileşiyor.
Bazen de implantın üzeri açık iyileştiriyoruz. Bu açık iyileşmeden kastımız şu. İmplantın üzerine bu parça değil başka bir parça. Diş eti şekillendiği dediğimiz parça döküyoruz. Gördüğü zaman görünen şöyle küçük metal, evet, bir de çıt ucu gibi yani. Evet, aynen öyle, çıt çıt ucu gibi gözüküyor. Bu tek aşamalı cerrahi diyoruz buna biz. Hasta o 3-4 aylık iyileşme süresinin sonunda geldiği zaman orayı biz tekrar açıp implantı bulmakla uğraşmıyoruz. O parçayı çıkarıp... Onu neye göre seçiyorsunuz? Hasta durumu ağız bakımı iyiyse, sigara kullanmıyorsa, kemik implantın sıkılığı iyiyse o zaman biz aynı anda hem implantı koyuyoruz hem de üzerindeki, bazı hastalarına şamandıra diyor implantı yeni bulmak için kullandığımız şey anlamında. üzerine takıyoruz ki bu bize 3-4 ay sonra ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu şu anlama geliyor. Diş eti bir defa iyileşmiş oluyor. Bir daha kesme açma olmuyor. Olmuyor çünkü bir daha kesme açma işlemi aslında basit gibi gözükse de nereden baksanız bir haftalık bir iyileşme süresi var. Yine tabii yurt dışı hastalarında ciddi bir zaman kaybına sebebiyet veriyor. O yüzden biz mümkün mertebe ameliyat esnasında dişin çekip implantı koyduktan sonra üzerine o minik düğmeyi de artık ne demek gerekiyor? Normalde biz buna gingiva former diyoruz. Diş eti gingiva şekillendirici. Former. Evet, diş eti şekillendirici. Aynı anda takılmasa... Evet, ona güzel bir Türkçesi bulmak lazım. Gingiva former olmaz yani. Diş eti şekillendirici diyoruz biz. Olmamış hocam. Ama çok akılda karıcı değil. Daha pratik bir şey lazım ona. Evet, ben hastalara söylerken ağızda gözüken metal kapaklarınız çok iyi fırçalayın diyorum. Çıt çıt dedim. Çıt şey gibi böyle şey çıt çıt başı gibi duruyor küçük böyle. Evet. Daha sonra onları çıkartıyoruz 4 ay sonra. Ben onu bu parça, fotoğraftaki parça o zaman giriyor. Ben onu kullanmıyorsun. Kullanıyor musunuz? Oraya mı takıyorsunuz diye. Hayır, onu çıkarıyorsunuz. Geçici parça. Kapak, kapak gibi duruyor. Kapak üstü kapanmasın diye. Yani şamandıra doğru olmuş. Evet. Yani. Onu oradan alacağız. Şamandıra. İşaret koymuşlar. Şimdi o da fark ediyor. Yani ağız bakımınız implantınıza da fark ediyor. Yani dişini zaten koruyorsunuz. Yani korumayı geçtik. Daha sonra implant gerektiğinde de işinizi kolaylaştırıyor. Yani ağız bakımı gene ön plana geliyor. Her aşamada önemli. Önemli. Yani ameliyat sonrasında başlıyor ağız bakımı. Çünkü biz hastalara ameliyattan çıktıktan sonra işte 4 ay sonra görüşürüz demiyoruz. Yani ertesi günde hemen fırçalama tekrar başlıyor. Ağız bakımı, işte dikişler alınana kadarki süreçte ve sonrasında çok ciddi bir burada hastanın odaklanarak bu alışkanlığı da oturtması gerekiyor. Şimdi bazı hastalarımız inanın hayat boyu dişini fırçalamayan insanlar var. Geliyor bütün dişleri çekiyoruz, implantlarını yapıyoruz. Peki bu insan 4 ay sonra bir günde mi başlayacak fırçalamaya? Hayır, yok, o kolesterol gibi hocam o. Yani kalp krizi geçirince insanlar sağlıklı beslenmiyorlar. Eski beslenmenin aynısı gidiyor. Gidiyor. Yani işte o en azından 3-4 aylık süreçte hastanın motivasyonu hep yüksek tutmak lazım. Bakın iyi fırçalamanız lazım. İyi fırçalamazsanız sorun yaşarız. İmplantlarınızın sağlığı için veya ağzınızın eski haline dönmemesi için bu bakım çok önemli diye defalarca söylüyoruz. Doktor Navzar Adan'ı seyrettiniz mi hocam? Biliyor musunuz? Motive ediyor ya obez hastalarımızı. Bakın işte biraz kilo versen ameliyat edemem yoksa falan deyip o beslenmeye hazırlıyor onu. Bizde de var. Aslında şöyle var. Özellikle periodontolog arkadaşlarımız. Navzar Adan Hoca'ya da selamlarımı iletiyorum. İzliyorsa bizi. Diş eti hastalıkları uzmanı arkadaşlarımızın uğraştığı diş eti bölgesindeki operasyonlarda ağızdaki bakımın çok iyi olması ve hasta motivasyonu çok yüksek olması gerekir. Bu şu anlama geliyor. Şimdi bir diş eti operasyonu yaptığınız zaman sonrasındaki süreçte çok sık sık kontrolleri vardır ve ağız bakımının çok üst düzeyde olması gerekir. Birçok hekim, ben de dahil, yani şöyle yani kendimi de ayrı tutmak istemiyorum. Şimdi hastada o motivasyon varsa aslında o tedaviye başlamak lazım. Hasta, şartlı tedaviye başlamak biraz lazım. Onun gibi şimdi doktor Nav deyince oradan geldi. Biraz onun gibi. Evet, yani bunu aslında yapmak istiyoruz hastalara. Bakın işte bu tedavi başlayacak. İlk seanstan aslında hastaya diş fırçalamanın nasıl olması nasıl fırçalaması gerektiği anlatılmalı. Mesela implant tedavisi düşünüyorsunuz. Ağız bakımınız çok kötü. Şunu demesi gerekiyor tüm hekimlerin. Önce bir ağız bakımınızı görelim. Bakalım sizi bu işi kıvırabiliyor musunuz? İyi bakabilecek misiniz? Çünkü ciddi bir emek bizim tarafımızdan ve hasta tarafından ve ciddi bir ekonomik bütçe. Yani bunu öncesinde o motivasyonu görüp bakın diş fırçalama böyle oldu. Bir 10 gün sonra tekrar bir görüşelim sizinle. Vakti olan hastalar için tabii ki bu. Keşke yapılabilse hocam. Keşke yapılabilse. Ama sosyal, Türkiye'de çok zor bir de. Çok zor. Biraz yani daha, evet. Ben hani izleyicilerimiz kızar ama ben şeyciyim biraz böyle kasko sağlık modelciyim kafamda. Yani bakımı yüksek olan işte aman yemesine içmesine dikkat eden, kolesterol seviyesi düzen, sigara içmiyor, tuzlu yemiyor, egzersizini yapan hastanın sağlık sigorta primiyle bunlara dikkat etmenin aynı olmamalı. Yani bir motivasyon olmalı. Yani bir hastaya bir şey vermek lazım. Yani bir ödüllendirmek lazım. Bak çok iyi bakıyorsun. Senin muhtemelen sağlık sistemine masraf çok çıkarmayacaksın. Evet. Senin kaskon düşük olsun gibi. Evet. Belki insancıl gelmiyor ama motivasyon açısından önemli. Hocam şimdi her istediğimiz kemiğe, her çıkan dişe takabiliyor muyuz implantı?
Şimdi şöyle, bu tek implanttan gidiyorum. Çok da fazla vaktimiz kalmadı. Saate baktım, en enteresan ne oldu anlamadım. Çok implant konuşmuyorduk. Yine implantta evet, ağırlıklı oldu. Neyse. Şey. Yok, implant önemli bir konu hocam. Soruluyor da yani. Şimdi para da veriliyor ya şimdi. Aman hocam şöyle böyle biraz da çekiniliyor falan. Yani sonuçta ben kendi hastalarımdan ve yakınlarımdan gözlerim muhteşem. Yani standart dışı bir rahatlık. Sadece 10 sene öncesine böyle protezle uğraşılıyordu. Biliyor musun, protez devam ediyor mu hala ama. Şartlar gereği diyordum. Ediyor. Mecbur. Ama iki tane çene kemiğine oturtulmuş metal ciddi bir hayat standartını fark ediyor. Tabii siz 14'e kadar çıktınız ama. Tabii hareketli protezler özellikle şimdi bu aslında bu işin standartını, artık biz total protez diyoruz bunlara. Hiç dişsiz hastalara yapılan protezler. Her sene konforu %5 azalan bir tedavi sistemidir. Belki %10 azalır. Damak bu çünkü. Damak eriyor çünkü. Eriyor, yaşlanıyor. Kemiği uyaran bir faktör olmadığı için o kemik zaman içerisinde eriyor. Protez 2 senede bir altına, sağına, soluna ilave yapıda gittikçe büyüyor. Kemik azalıyor. Şey gibi. Konfor azalıyor. Şimdi 60 yaşında bir hastaya siz bu hareketli protezi yaptığınız zaman 65 yaşında protezin neredeyse boyutu 1,5 katına çıkmış oluyor. Hasta diyor ki ya bu işte hani durmuyor artık, konuşurken oynamaya başladı. Boşluk oluyor, altına hemen kaçıyor. Dolduralım altındaki. Çok az şeyin tadını bozuyor aslında. Evet, kesinlikle. Yani bu tip hastalarda en azından yaş ilerlemiş olsa da, kemik çok erimiş olsa da alt çene, üst çene çok fark etmiyor. En azından bir 3 implant, 2 implant koyarak bu protezi burnunuzdan oturtmakta fayda var. İleriki yaşlara çok ciddi beslenme, konuşma, yani günlük yaşantı etkileyecek ciddi noktalara gidebiliyor bu protez. Çünkü devamlı oynuyor hastanın ağzında. Bir de ona takılıyor hasta, diliyle oynuyor, işte yemek yerken araya bir şey kaçıyor falan. Yani ben hekim gözüyle söylüyorum hastalar, sevgili izleyicilerimiz. Yani tabii imkanlar dahilinde konuşmuyorum. Her istediğimiz, düşen kemiğin yerine koyabiliyor muyuz hocam? Yani öyle bir rahatlığımız var mı yani? Bugün hep şey gibi konuştuk, hemen diş çekiyoruz, implantı yapıyoruz. Hayır, öyle konuşmamaya çok çalıştım aslında ama yani o şekilde konuşmamaya çok uğraştım aslında hocam. Ama işte konu oraya geliyor. Şimdi şöyle, mesela hasta hiç implant düşünmüyor, dişinde bir sorun var, dişi çektiriyor. Aradan 5 sene geçiyor, ben implant yaptırmak istiyorum diyor, orası hala boş. Gidiyor, kemik çok ciddi şekilde erimiş oluyor. İşte. Bu erime hem dikey yönde olabiliyor, çanak şeklinde böyle biz röntgene baktığımızda görüyoruz. Hem de bazen dikey onu olarak çok istemiyoruz hekim olarak. Hiç istemiyoruz. Bazen de yatay yönde, kağıt gibi oluyor kemik. Bunlar ciddi problemler. Yani normal klasik implantlarla çözemediğimiz veya tek aşamalı cerrahiyle çözemediğimiz birçok vaka var. İşte bazen yine bu az önce bahsettiğimiz kemik tozu, grefleme olayları, işte sinüslerin kaldırılması. Bayağı bir iş yani hocam ya. Tabii yani ağzı mutlaka o implanta uygun hale getirmek gerekiyor. Yani mecburuz çünkü başka seçenek yok. Kemiği dişi çıkardık, yerine bir de taktık gibi bir şey değil yani. Ciddi ciddi cerrahi bu. Şimdi özellikle son yıllarda zigomatik implantlar çıktı. Bu zigomatik implantlar üst çenede hiç kemiği olmayan hastaların, biz elmacık kemiğine koyuyoruz implantları. Aman Allah'ım, onu da şimdi duydum. Ben de zigomatik duyunca elmacık kemiğiyle ne alakası var diyecektim. Direkt alakası elmacık var. Elmacık kemiğinden artık destek zigomatik kemikler sevgili izleyicilerimiz. Yani buraya hocam damak ulaşıyor mu alttan? Ben şimdi evet, ağız içinden şey yapamadım. Evet, ağız içinden elmacık kemiğine ulaşıyoruz. Oraya implant koyuyoruz. Bu artık hiç klasik implant yapılamayacak alt hastalarda. Alt çene için var mı? Alt çene içinde başka sistemler var. Normalde bizim alt çenede ön bölgedeki erime çok geç oluyor. Hı-hı. Ön bölgedeki kemikten destek alarak bazen implant yapabiliyoruz. Bir de yine son yıllarda bu da teknolojinin gelişmesiyle mümkün hale gelen superiostal implantlar dediğimiz bir superiostal. Bu da böyle hani kabaca tarif etmek mandibular gerekirse atın eğri gibi kemiğin üzerine oturuyor. Minik vidalarla o metal kafesi ağza sabitliyoruz ve üzerine diş takılıyor. Bir şey yapılıyor. Bu da yeni bir sistem. Anladım. Evet. Yani bir de temel atılıyor. O mu oldu yani? Evet. Burada tamamen direkt mekanik tutuculuk üzerinden bir sistem. Şimdi onun da gerçi farklı bir yöntemi üzerine çalışılıyor ama temelde hastanın 3 boyutlu bir tomografisi alınıyor. Modeli çıkartılıyor. O model üzerinde bir bunların hepsi bilgisayara tasarlanarak bir dijital ortamda hastanın kemiğine uygun, anatomisine uygun bir, o hastaya özel metal bir çerçeve hazırlanıyor. Yapılabiliyor mu hocam? Yapıyor muyuz? Yapılıyor. Evet. Yapıyoruz. Evet. Bunu hastanın kemiğine sabitliyoruz. Ağızda gözüken kısımları da böyle sanki diş varmış gibi. Yine o az önce implantta bahsettik ya, düğme gibi bu ara parça. Üzerine normal diş takılabiliyor. Anladım. Bu normal şartlarda bizim işte yıllar öncesinde size implant olmaz dediğimiz hasta grupları, artık bunlara da yapıyoruz. Evet. Şimdi yavaş yavaş böyle sağlık turizmle ilgili çalışmalara bir kısa gireceğim ama şu implantla ilgili aklımda çok soru varmış. Onları da peyderpey sormaya başladım. Yavaş yavaş onlardan bitireyim. Şimdi yaşlı teyze geldi, işte protez de var, çene de çökmüş. Şimdi hekim olarak yani böyle 65 70 75 diyorum hani
İstemiyor artık. Çocuğu da diyor ki anne kurtul bundan artık. Siz orada neyi öneriyorsunuz daha çok? Yani böyle tam böyle full implant, full dediğim de bütün dişlerini yerine takmıyoruz herhalde şeyde. Full'ü de atlaya tam... atlaya gidiyoruz tabii. Ha, o atlamanın sebebi ne hocam? Şimdi normalde standartta bizim 14 yukarıda, 14 aşağıda. 20'likleri saymazsak 28 diş var. 20'likleri sayarsak 32 dişimiz var. 32. Hepimizin bildiği. Bu 400'ü zaten saymıyoruz. Biz normal tedavilerde değerlendirme dışı bırakıyoruz. Tabii 28 tane diş, 28 tane implant koymak. Çivi gibi. Yani bu hani pratikte çok mümkün değil. Biz ne yapıyoruz işte bir tane implant koyuyoruz, bir tanesini boş bırakıyoruz, bir tane implant koyuyoruz. Böyle atlaya atlaya implantları yerleştiriyoruz. Şimdi belli yaşın üzerindeki hastalarda az önceki soruya teyze örneği verdim. Teyze örneğinde. Şimdi çok ciddi kemik kaybı varsa eğer hastada yüzde ciddi bir çökme oluşuyor yıllar içerisinde. Şimdi biz özellikle belli yaşın üzerindeki hasta gruplarına bazen sabit protez yapma konusunda ya çok implant tedavi yapma konusunda biraz çekimser kalıyoruz. Çünkü burada bir denge var. Her şey aslında onun üzerine onluk olmuyor. Fonksiyon arttıkça bazen estetik azalıyor. Bazen estetiği arttırmak için fonksiyondan feragat etmemiz gerekiyor. Şimdi teyzeye evet güzel böyle bazen 14 tane implant yapıyoruz, 12 tane implant yapıyoruz diyelim. Çok rahat yemek yiyebiliyor. Çok ciddi bir fonksiyonda inanılmaz bir artış var. Yani emeklemeden spor arabaya geçiyor yemek konusunda hani kıyaslarsak. Ancak estetik olarak daha önce kullandığı protezin çok ciddi bir kalınlığı vardı ve bu dudakları ve yanakları destekliyordu. Şimdi yeni yaptığımız protezde tabii sabit protezde şey de vardı. Akrilik bir şey var. Cilt görüntüsü vardı değil mi? Evet, onun destekliyordu. Evet, destekliyordu. Tabii bu sefer dişlerin az görünmesi, güldüğü zaman dişlerim gözükmüyor diyebiliyorlar. Dişlerin boylarının çok bir uzun de olması. Bir de sıkıntı var değil mi hocam? Bir de şimdi kozmetiği var yani. Kozmetik çok önemli bir kısmı burada. Şimdi hastanın memnun olmadığı sürece ne yaparsanız yapın. Hiç olmayan bir kemiğe implantı tutturmanızın hiçbir manası kalmıyor. Ceviz kırsa iyice mutlu olmuyor. Ceviz kırsa mutlu olmuyor teyze. Evet. Çünkü güldüğü zaman dişi az gözüküyor veya dişleri uzun veya dudağını çok desteklemiyor. Bunlar da işte hepsi beraber böyle bir denge halinde evet. Beraber karar verilmesi gereken. İşin orada sanat kısmına giriyor artık. Hastayı da ikna evet, etmek kesinlikle. Lazım. Beklentiyi de işte bazen yüksek tutamıyorsunuz ama önemli olan bizde mimaride söylenen bir sözdür. Önemli olan simetri görsel değil. Bazen fonksiyon her zaman önemlidir. Evet. Tıpta her zaman fonksiyonelliği öne çıkarmak lazım. Evet. Yani onda da az önce bir örnek olarak verdim. Böyle çıt çıtlı bilmiyorum hala kullanılıyor mu? Evet çıt çıtlı devam edelim tarzı bir şey diyebiliyoruz mesela. Yani implanta geçmeyelim de arası kalalım. Arada demiş. Kalalım. Var o da yani hala. Çünkü evet, biz sizde 2-3 sene önce program yaptık ama 3-4 senede şey gelişiyor. Yani şöyle oluyor da mesela işte 14 veya 16 implant koymuyoruz. 4 yukarı 4 aşağı koyuyoruz. Yine takıp çıkarmalı oluyor protezi. Ama hareket etmiyor. Çok güzel. Rahat yemek yiyor, konuşurken daha iyi estetiği dudaklarını dolduruyor falan. Bu aslına bakarsak belli hani geriatrik hasta, daha ileri yaş grubundaki hastalarda bizim daha önceliğimiz oluyor. Tabii bu yüzdeki, kemikteki deformasyonla da alakalı bir şey. Bir yani de hasta, baktığınız zaman ben takacağım demeyle olmuyor. Kemiğe de bakmanız gerekiyor. Tabii bir de hasta şimdi yıllardır yemekten sonra protezini ağzından çıkarıp lavaboda yıkamaya alışmış. Şimdi teyze bakın diş fırçalaması böyle oluyor, diş ipi kullanması böyle oluyor, ağız duşu şöyle falan. Şimdi belli yaştan sonra insanların bu tip yetenekleri kazanması çok kolay olmuyor. O hastamız istiyor ki ben tekrar yemekten sonra protezi çıkartayım, yıkayayım, tık diye yerine oturtayım. Yani 40 senedir böyle kullanıyor bu protezi ve bundan sonra böyle devam etmek istiyor. O yüzden bakım açısından da bize avantaj sağlıyor. Evet. Hocam şöyle bir iki hızlıca soru sorayım. Çok nasıl gitti anlamadım. Konu çok hızlı gitti. Ben de anlamadım. Evet. Yani ya hakikaten. Şimdi hastalık sınırımız var mı? Yaş sınırımız söyledim. Herhangi bir hastalık var mı? Yapamayız dediğimiz. Kontrol altında olmayan her hastalık bizim için risk. Tansiyon, diyabet. Yani bazı kemik hastalıkları. Kontrol altında da hemen hemen yok gibi. Herkes kontrolsüz bizde yani. işte yani diyabet olup kontrolü olan insan sayısı bizim çok az. Osteoporozda kullanan bazı ilaçlar kemik var. Kemik zayıflığı. Kemiklere bifosfonat grubu dediğimiz hastalıkta bazı ilaçlar kemik var. kemik nekrozuna sebebiyet veriyor ağız içinde. Bu tip ilaçları kullanan hastaların. Evet bifosfonatlar. Vücuttaki kemiği korurken ağızdaki kemiğe zarar veriyor. Ben de şu anda kim olarak şaşırdım yani. Yani bazı ilaçlar, bazı tabii hastalıklar fosforu çekiyor, oraya kontrol koyuyor, altında tabii. Olmayan... bazı sağlık durumları açıkçası tabii bizim için her zaman bunlar önceden konuşuyorsunuz, bakıyorsunuz, tarıyorsunuz. Yani. Böyle kalp hastalıkları mesela bizim için önemli. İşte stent ne zaman en son anjiyo yapılmış? İşte bypass hikayesi var mı? Kan sulandırıcı kullanıyor mu? Bu hastalıklar sebebiyle yapmadığınız, yapmak istemediğiniz hasta oluyor mu? Şöyle yapmak istemediğimiz demeyelim. Yapamadım. Şöyle hani şimdi bir defa orada kalp doktoruna mutlaka bir temasa geçiyoruz. Yani bir konsültasyon yazısı. Biz böyle işte lokal anestezi altına veya genel anestezi altına böyle bir tedavi planlıyoruz. İşte kan sulandırıcıyı keselim mi, kesmeyelim mi? Kalbinde bunun engel bir durum var mıdır, yok mudur?
açıkçası böyle karşılıklı iletişim halinde olarak bu işi çözmeye çalışıyoruz. Tabii her zaman mümkün olmuyor. Yani 3 ay önce kalp krizi geçmiş bir hastaya siz oturup 16 implant yapamazsınız. Hı hı. Yani belli bir zaman içerisinde veya belli bir süre sonra doktorun onayı olmak kaidesiyle hemen hemen her hasta grubuna artık tedavi yapabiliyoruz. Hocam implantın tutmadığı oluyor mu? Oluyor tabii. Şimdi, yüzde kaç gibi bir tahmin var mı rakam? Şimdi bilimsel araştırmalardan yola çıkarak söylersek ki bilimsel araştırmalar genelde sağlıklı hasta gruplarında, sigara içmeyen hasta gruplarında, işte hamile olmayan, ağız bakımı iyi olan, genelde bir çalışma yapacaksınız, bir araştırma yapacaksınız. Genelde sağlıklı, randomize böyle karışık çalışma çok fazla yapılmıyordu bizim öğrenciliğimiz zamanında. Randomize rastgele. Rastgele. Şimdi %2 civarı her şey sağlıklı olsa da yani %2, %1,5 civarı bir implant kaybı söz konusu olabiliyor. Sebebini çoğu zaman kestiremiyoruz. Vücudun verdiği bir reaksiyon olabiliyor. Red de olabiliyor hocam. Red de olabiliyor. Doku red de olabiliyor. Evet. Yani yabancı çok sebebini olsun. Bilmiyoruz ama tabii hastanın işte yüksek şekeri var, işte dikkat etmiyor veya işte operasyon süresinde düşüktü. Sonrasındaki 2-3 ayda veya işte geç implant kayıpları da oluyor bazen. İmplantı yaptıktan sonra hemen bir ay içinde düşmüyor implant. Bazen 4-5 sene sonra da ciddi kemik kaybı, implant kaybı yaşayabiliyoruz. İşte burada hastanın şekeri, genel yaşam tarzı, beslenme şekli, işte ağız bakımı bu implant kayıplarını kısa dönem, orta dönem ve geç dönem diye ayırmak lazım aslında. Hepsinin sebebi şeyi farklı, tedavisi. Çok soru var kafamda hocam. Aslında hepsi, şimdi hekim olarak her duyduğuma bir iki bir şey sormak istiyorum ama öyle gitmeyeceğim, hızlıca geçeceğim. İmplantın titanyum metali kırılır mı hocam? Kırılabilir. Boyun kırığı bazen başımıza geliyor. Çok çok ender, çok çok boyun kırığı diyoruz biz buna implantın. Nasıl kırılıyor? Bir şey mi kırarken kırıyorsun? Şimdi bazen ceviz mi kırmaya çalışıyorsun? Mesela şöyle ceviz de olabilir. Tabii sert bir hareketle de kırılma ihtimali vardır ama şu mesela hasta işte dişini çektirmiş. Arka bölgede bir azı dişine. İmplant hemen yaptırmamış. Biraz ince bir kemik var. Hmm. Şimdi implantlar tek boy ve çapta olmuyor. Hmm. Uzunluğu ve genişliği değişik oluyor. Siz ince bir implantı yüksek çiğneme kuvveti alan bir bölgeye koyduğunuz zaman implantın kırılma ihtimali artıyor. Bu mekanik bir olay. Becerisi mi oluyor ve öngörüsü mü oluyor orada? Şöyle, kemik ince ise mecbur ince implant koyuyorsunuz. Ha, anladım. Mecbur kalıyorsunuz. Mecbur kalıyoruz. Yani bu mekanik bir olay tamamen. Yani bir inşaatın bir kolonu gibi düşünün. Hı-hı. Ama üzerine çok fazla yük geldiği zaman ve ters bir hareket geldiği zaman bu kırılma ihtimali artıyor. Burada tabii ki arka bölgelerde o kemiği biraz destekleyerek geniş implantları kullanmak gerekiyor. Ama ne yaparsak yapalım. Bir de implantı tabii burada kalitesi ve onu da soracağım hocam. O da geliyor. Devreye girebiliyor. Şunu sorarak oraya geçeyim. İmplantı yeniden çıkarıp yenisini takma şansımız oluyor mu aynı yere? Oluyor. İmplant eğer kayıp yaşa, mesela demin konuştuk kayıp oldu. Kayıp kaybolduktan sonra ne yapıyoruz? Aslında işin esas uzmanlığı oradan sonra başlıyor. Yani bir ay sonra veya 4-5 sene sonra. Şimdi bir ay sonra kaybolan bir implant bazen bir enfeksiyona beraber çıkmış oluyor. Kayıp derken yutmuş mu oluyor hocam? Yerinden mi çıkıyor? Şimdi aylık kontrolde hastanın ağzına bakıyoruz. Gevşek. Gevşek implantta hareket var. Çoğu zaman ağrı bile hissetmiyor hasta. Farkında değil. Ufak bir yeni lokal anesteziyle implantı yerinden çıkartıyoruz. Etrafında kemiği temizleyip eğer uygunsa bazen aynı seansta bazen diyoruz ki biraz iyileşsin yeri toparlasın ondan sonra tekrar implant yapılabiliyor. Yani o implant düştü bir daha oraya implant olmayacak diye bir kural yok. Oluyor yani. Evet. Gayret ediyoruz tekrar yani. Tekrar deniyoruz. Ekstradan böyle destek, sistemik ilaçlar desteği falan var mı? Yani böyle onu sistemik ilaçtan ziyade bazen yine kemik ilavesi. Ha, kemik ilavesi. Gerekebiliyor. Tamam, son 10 dakika ne dedi arkadaşlar. Peki dış kaplaması hocam. Şimdi bu metal kısmı var ya tamam. O diğer beyaz kısmı ne? Taş mı ne? O porselen mi? Nedir o? Şimdi şöyle ağızda gözüken kısım porselen. Dayanıklı mı malzemedir o? Dayanıklı bir malzeme tabii diyebiliriz. Şimdi onlar da kendi içine ayrılıyor. Şimdi en çok bilinenler ve bu aralar çok popüler olan zirkonyum diye bir malzememiz metal. Var. Zirkonyum aslında bir metal. Beyaz metal. Beyaz metal. Zirkonyum aslında ağızda gözüken kısım değil. Bu implantın üzerine koyduğumuz ara parçanın üzerine gelen ilk aşama. Bizim ağzımızda metal tutunan metal oluyor. Evet, metal üzerine bir metal geliyor. Zirkonyum beyaz olması farkı. Doku uyumluluğu yine daha yüksektir. Alerjik riski daha düşüktür. Bazı işte nikel, kadmiyum, işte krom, kobalt alerjisi olan hastalara zirkonyum tavsiye ediyoruz. Zirkonyumun bir diğer avantajı da ışık geçirgenliğinin fazla olmasıdır. Doğal dişlerin üzerine eğer bir protez yapacaksak ışığı geçirmesi ve doğal gözükmesi. Çünkü normal dişimiz şeffaf. Bu tip durumlarda siyah metal yerine beyaz metal kullanıyoruz. Ve üzerine yine bir porselenle bitiriyoruz. O zirkonyumun kalınlığı ince. Yani o altyapı diyoruz biz buna. Protezin altyapısı. Bunun üzerine daha kalın bir porselen geliyor. O porselen dayanıklı mıdır hocam? Porselen şöyle. Porselen çok kalın işlerseniz porselen kırılır. Sonuçta kırılgan bir Yani malzeme. Çok sert. Diş hekimliğindeki malzemeler çok inanılmaz gelişti. Eskisi gibi değil. Yani hem zirkonyum tozları hem işte porselenler çok ciddi. Bir de artık eskisi gibi bazen olmuyor. Direkt bütün kalıplardan özel makinelerle kazınıyor bunlar. CAD/CAM teknolojisi dediğimiz bilgisayara tasarlanıyor. Şimdi dişler diş hekimliği
bambaşka bir konu. Üzerine çok konuşulması gereken bir konu ama hazır bloklar halinde siz hastanın ölçüsünü dijital bir kamerayla hastanın ağız ölçüsünü alıyorsunuz. Büyük bir bilgisayar ekranında. Eskisi gibi bir şey çiğnetiyordunuz. Dijital teknisyenlik başladı. Şimdi eskiden teknisyenler laboratuvarda işte o tozlu eliyle yaparlardı. Şimdi bilgisayar başında o tasarımı yapıyorlar. O tasarım o cihaza gönderiliyor. Porselen bir kalıp üzerinde. Bunlar aktif kullanılıyor değil mi hocam? Yani bu hayali şeylerden bahsetmiyoruz. Hayır, şu bunlar, anda bunu yapıyorsunuz. Siz yapıyorsunuz zaten. Tabii birçok klinikte var. Yok yok, sizden kastım Türkiye'yi kastım. Tabii tabii. Ülke çapında yapılan şeyler. Son bir şey sorup ondan sonra bu sağlık turizmiyle ilgili uygulamalar var. Onu çok önemsiyorum ben. Bu porseleni kırıldığı zaman değiştirmek mi gerekiyor implantı yoksa? İmplant ömürlük olarak planlanıyor. Ha, düşünce öyle değil. İmplant, biz her implantı koyarken şimdi bazen hastalarımız tabii soruyor haklı olarak. İşte hocam bu kaç sene gider? Ne zaman tekrar olacak mı olmayacak mı falan gibi. Şimdi her hastaya biz şunu söylüyoruz. Biz bir implantı her cerrah planlarken biz bu implantı ömür boyu ağızda kalacak şekilde planlıyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Ama tabii az önce bahsettiğimiz sebepler, şekeri, tansiyonu, neyse artık ağız bakımı, implant kaybı yaşanabiliyor ama bizim ilk amacımız implant hayat boyu ağızda kalacak şekilde planlanıyor. Üzerindeki kısım, yani protez dediğimiz ağızda gözüken kısım belli bir ömrü var, belli bir yıpranma süresi var. Anladım, o yıpranma. Ortalama onu da bir 7-8 sene en az gidebiliyor olması lazım başarılı bir tedavi diyebilmemiz için. Gitmiyorsa ne oluyor hocam? Gitmiyorsa yenilenmesi gerekiyor, yani kırılıyor. İmplantı mı çıkarmak gerekiyor yoksa? İmplant çıkarmıyoruz, implant hep ağız içinde, kemik içinde, üstünü çıkartıyoruz. Anladım, güzel, onu düşünmüşler. Evet, zekice. Hocam şimdi bir Kanadalı bir ablamız kendi ülkesinde işte diş tedavisi, moda bu şu ara meşhur bu konu, çok önemli bir konu. İşte orada bir şeyler yapıyormuş. Artık nasıl bütçe çıkarttılarsa onunla gelmiş Türkiye'de gezmiş falan, işte implantlarını yaptırmış veya diş bakımını yaptırmış. Böyle bir YouTube'da mı diyeyim, reklam mı oldu bilmiyorum, sosyal medya diyelim. Böyle bir patladı yani, bayağı da konuşuldu. Şimdi Türkiye'de bu işler başka ülkelere göre uygun mu, niye uygun? Bir de bir soru daha ekleyelim, bu implant kaliteleri fark ediyor mu hocam? Yani onu hemen kısa geçeyim. Çok fark etmiyor diyebiliriz. Çünkü artık her ülke, her firma o çıtayı yükseltti. Yerli var mı? Yerli var. Yerler de çok başarılı. Tamam. Gönül rahatlığıyla uyguluyoruz. O konuda da biz hani... Yani yerli yabancı diye kendinizi kasmayın. Ben ikisine de yani... Yıllardır yapıyoruz ve sonuçlar arasında ciddi bir hani bir fark görmediğimiz için gönül rahatlığıyla yerli implantları da yapıyoruz ve destekliyoruz. Türkiye'de uygun olması uygun mu ben bilmiyorum. Ucuz mu diye sorayım. Ucuz olması bir kötü bir şey mi? Yurt dışında gelen talebin bu mu yoksa sağlıklı sistem, yani sistemimiz mi çok güzel işliyor sağlık açısından? Yani o bir talebin sebebi ne hocam? Şimdi birçok faktör bir araya geldi. Sağlık turizminde Türkiye'nin önü çok açık. Şimdi siz de aktif çalışıyorsunuz biliyorum ben. Şu anda bütün hekim arkadaşlarım yurt dışından gelen hastalara çalışıyor. Hastalarımızın büyük kısmı yabancı artık. Artık Türk, başladı. Yabancı ülkedeki Türkler de değil. Direkt yabancı. Evet, ilk başta aslında bu sağlık turizminin emekleme aşamasında, yani bundan 10 sene öncesinde biz yurt dışında yaşayan Türk hastalara, gurbetçi vatandaşlarımıza buraya geldikleri zaman işte falan. Bayramda geliyorlar işte, hem geziyorlar hem dişlerini yaptırıyorlar, gidiyorlar. Şimdi bu yıllar içerisinde artık böyle bir ufak bir kar topu olarak başlayan bu sağlık turizmi diyelim biz buna. Turizm kelimesini sağlığa çok yakıştıramıyorum ama yapacak başka kelime de bulamadım. Çok düşündüm, olmadı. Şöyle oluyor çünkü hasta bir defa bir havayolu şirketiyle buraya geliyor. Bir transferi var. Bir otele yerleşiyor. Bazen ufak bir İstanbul turu yapıyor, geziyor. Şimdi birçok şey artık biraz turistik dolmuş. Dişte olabilir yani. Hocam da bazen öyle hayati hastalıklar için geliyor ki ama gezecek hali yok hastanın. Bizim alan için böyle. Evet. Saç ekimi mesela saç böyle. Saç ekimi böyle işte, evet. Plastik cerrahi ile ilgili birçok branş. Kozmetik cerrahi için bunların hepsini kabul ediyorum ama hastanın öylesi var ki hakikaten Allah korusun ölümden kaçıp buraya geliyor. Tabii, yani. Mide ameliyatları da var mesela, çok yapılıyor. Mide ameliyatları var. Yani bu sebebi onu anlatıyordunuz hocam. Yani tecrübenizi dayanarak söylüyorum. Yani Türkiye'nin bu merkezi oluyor gibi olmasının sebebi işte hekimlerimiz becerikli, donanımımız becerikli. Başka ülkelere göre daha mı uygunuz yani? Olay daha uygun. Bir defa fiyat olarak şimdi şöyle aslında genel bakmak lazım. Şimdi sağlık turizmi aslında insanın sağlık hizmeti almak için kendi yaşadığı ülkenin dışında başka bir ülkeye gitmesi. Eskiden sağlık turizmi genelde az gelişmiş ülkeden daha gelişmiş ülkelere yönündeydi. İşte evet. Amerika'ya gittim, tedavi yaptırdım. İşte gittim Almanya'da şunu yaptım, bunu yaptım falan. Şimdi yıllar içerisinde Türkiye sahnesiydi yani. Evet, Türkiye özelinde konuşacak olursak bir defa hekimlerimiz çok tecrübeli. Çok fazla hasta görüyoruz ve başarılıyız açıkçası. Teknoloji çok ulaşılabilir oldu artık. Sonuçta Amerika'da yapılan, Kanada'da yapılan implantın aynısı Türkiye'de de var. Evet. Hekim çok daha tecrübeli. Hasta size de ulaşabiliyor. Son iki dakikamış. Ulaşabiliyor. Sosyal medya aracılığıyla ulaşabiliyor. İşte internet sitesi aracılığıyla ulaşabiliyor. Aracı kurumlar var bu işi profesyonelce yapan. Birçok faktör bir araya geldi. O yüzden artık insanlar kaliteyi daha uygun fiyata alabileceğini keşfetmiş oldu. O yüzden de ciddi bir akım var. Tabii sadece Türkiye değil, yani dünyanın birçok ülkesinde sağlık turizmi yapılıyor.
Ama Türkiye hem altyapı olanakları hem de hekim kalitesi sebebiyle önü çok daha açık gözüküyor. Ben bir hekim olarak bunu çok önemsiyorum. Hem de bir ülke kalemleri açısından, ülkenin gelir kazancı açısından çok önemsiyorum. İkincisi biz insaflı insanlarız, vicdanlıyız. Yani öyle değilim. Başka ülkeleri bilmem de. Hani biz başka insanların sağlığına da kıymet veririz. Yani olay sadece ticaret ve tüccarlık gözüyle baktığımızda düşünmüyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok becerikli hocalarımız var. İşte başka ülkelerin işte kalp ameliyatı olamamış, işte omurga cerrahisi var olamamış. Yani orada olamıyor çocuk. Yani parayla da değil. Olay yok yani. Gibi. Hocam son sözlerinizi alalım, bitirelim. Çok teşekkür ederim. Çok hızlı geçti. Ben de herhalde epeydir diş programı yapmamıştım. Açmışım diş programına. Evet. Bora hocamla yapmıştık en son. Bu da pandemi öncesi planlamıştık. 3 sene gecikmeli oldu. Buyurun hocam. Yani gönül rahatlığıyla gelebilir hastalarımız. Her zaman bu konuda ciddi bir donanım ve ciddi bir yatırım var Türkiye'de. Burada biz hastaları memnun ettiğimiz zaman önce biz kendimiz hekim olarak, manevi olarak mutlu oluyoruz. Hastanın mutluluğu bizi mutlu ediyor. Aynı zamanda ülkemiz için de iyi bir şey yapmış oluyoruz. Evet, gurur duyuyoruz. Çünkü bu insanlar buraya geldikleri zaman, bir defa ülkelerine gittikleri zaman ben Türkiye'ye gittim. Ülkenin imajı açısından çok önemli şeyler bunlar. Hı-hı. Aslına bakarsanız. Sadece basit bir tedavi olarak görmemek lazım. Burada kaldığı otelden tutun da işte kültürün hastaya yaklaşımı, işte klinik tavırlar. Kesinlikle. Bazen işte mesela Antalya'da bu arada bu konuda çok gelişme gösterdi. Yani turizmin desteklenmesi açısından işte bu insanlar buraya geldiği zaman yiyorlar, içiyorlar. Yani bir ülkeye döviz girişi açısından birçok açıdan değerlendirildiği zaman çok tatmin edici ve çok aslına bakarsan hani ülkem için bir şey yapıyorum hissiyatıyla çalışıyoruz. Evet, ben de o moddayım şu anda hocam. O yüzden umarım önümüzdeki yıllara çok daha iyi olacak. Evet. Ben daha evvel geriatrik hasta profilinde evde sağlık kısımlarında çalıştım. O dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sunumuna katılmıştım o zamanlar kendileri başbakan olarak. 20 yıldan önceydi ben hatırlıyorum. Sağlık turizmi konusu konuşuluyordu ve geriatrik hasta profilinin ülkeye alınmasıyla ilgili. Yani siz yaşlarınıza bakamıyorsunuz, biz bakabiliriz, donanımımız var gibi bir konuşmaydı. 20 yılın sonunda bu noktaya gelmiş olmamızdan gurur duyuyorum. Sonraki adımlarda o olacağına da eminim. Sevgili izleyicimiz, TMB TV 55 ülkeye yayında ve şu anda bizi izleyen, hani dilimiz Türkçe olduğu için bizi anlayan diyeyim, öyle söyleyeyim. Belki ilerleyen zamanlarda başka dillerle de program yapma ihtimalimiz olur sosyal medyada. Ülkenin bu şekilde gelişim göstermesinden çok gurur duyuyoruz ve bekliyoruz efendim. Biz gönül diliyle de konuşmasını biliriz. Gelirseniz görürsünüz, öyle söyleyelim. Hocam çok teşekkür ederim. Ayağınıza, ağzınıza sağlık. Hakikaten güzel bir sohbet oldu benim için de. TMB TV'ye teşekkür ediyorum. Tıbbi sorularda bu hafta Doktor Bora Öncü hocam, ağız, çene ve diş cerrahı, çene cerrahisi uzmanı. İmplantlar üzerinde tıbbi, sağlık turizmine de bir girmeye çalıştık ama implantlarda dolandık genelde. İmplant yaptırın diye demiyorum efendim. Yaptırmamız gerektiğinde diye, gerekmesin diye de konuştuk ama işte yaptırmamız gerektiğinde neler yapılması gerektiğini, evet, konuşmaya çalıştık. Ekim'den itibaren yeni yayın dönemine geçiyoruz. Farklı bir formatta olacağız. Ama haftaya gene aynı saatte, aynı günde buluşunca da hoşça kalın, sağlıcakla kalın.